Sevgili arkadaşlar, bu videoda size insan değerini nasıl arttırır, neden arttırmalı ve neden önemlidir değeri arttırmak. Eğer siz de değerinizi arttırmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin değerli arkadaşlar. Yıllar önce 11-12 yaşında sevdiğim bir dostum bana taşlarla alakalı bir kitap verdi. 11-12 yaşında o kitabı okudum. Taşların özelliklerinden bahsediyor. Taş çeşitleri ve kesim çeşitleri. Şimdi ben o kitabı okuduktan sonra o yıllarda taşla alakalı merak başladı. Ben dedim bu işi ileride yapabilirim. Ek olarak üniversite okurken yapabilirim diye düşünmüştüm. Taşlarla alakalı bu merakımı geliştirmek için kursa katıldım. Bu kursta bize ilk şunu öğrettiler. Birinci kural, hiçbir taş kötü değildir. Taşa kötü diyemezsiniz. Ama şunu diyebilirsiniz, değeri düşük diyebilirsiniz. Değeri yüksek, değeri düşük ama kötü bir taş yoktur. Onlar hepsi doğaldır. Bunlar hepsini Allah yaratıyor ve hepsinin kendine göre değeri var. Fakat şöyle bir özellik var. Şimdi diamant dediğiniz, Türkçesi elmas. Uluslararası ismi diamant. Bunun kesim çeşitleri var. Oval çeşit var. Yuvarlak çeşit var veya damla çeşidi var. Bunun gibi birçok çeşidi var. Bunun yanında da en değerlisi kalbe benzeyen kesim var. Yani pırlanta diyorlar ona. Kalbe benziyor. Üçgen bir şekilde. Bu taş en değerli taş. Beyaz olanı makbul. Ne kadar beyazsa, ne kadar içindeki kusurları azsa o kadar değerli. Bu taşın aynı zamanda rengi sarı olduğunda ve içerisindeki lekeler fazla olduğunda bu taşın değeri düşüyor. Yani kötü bir taş diyemeyiz. Birinci kural bu. Peki bu elmas taşı ilk bulunduğunda nasıl bir taş sizce? Hani sahilde dolaşırken oralarda taşlar görürsünüz. Onun gibi çalışılmamış, üzerine çalışılmamış bir halde doğal bir görüntüsü var. Hatta çamurlu olabiliyor, üzerinde lekesi olabiliyor. Yani ilk bakışta anlaşılamayabilir. Fakat anlayan onu ne yapıyor? Alıyor onu, o taşı, elması. Sonra üzerinde bir çalışma yapıyor. Etrafını temizliyor. Ortaya gerçek olan o doğal hali çıkıyor. Sonra onu ölçüyor değerli arkadaşlar. Analiz ediyor. Analiz yapıyor. Ben bunu en değerli hale nasıl getirebilirim? En yüksek değere nasıl sahip olur bu taş? Sonra o taşın üzerinde çalışmalara başlıyor sevgili arkadaşlar. Kesiyor, yavaş yavaş kesiyor sabırla. Bazen 3 ay, bazen 6 ay, bazen 1 sene sürüyor. Büyük çalışmalar bittikten sonra ince çalışmalar başlıyor. Pırlantaya çevirebilmek için plak gibi bir şey var sevgili arkadaşlar. YouTube'da bakabilirsiniz. Plakın üzerinde yavaş yavaş kesmeye başlıyor. Pırlanta haline çevirmeye çalışıyor. Hani o bildiğiniz kalp şeklinde pırlantaya çevirmeye çalışıyor. Ama sabırla yapıyor sevgili arkadaşlar. Her kesimde, her çalışmada değeri artıyor o pırlantanın. Yani o elmas pırlanta haline gelmeye başlıyor. Kesimler devam ettikçe taşın o içindeki güzellikleri de ortaya çıkıyor. İçindeki lekesiz hali az ise o zaman çok değerli bir taş oluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar, burada şunu anlatmak istiyorum. Herkes değerli. İnsan da bu şekilde, pırlanta gibi. Herkes değerli. Fakat bazılarının değeri 1 puan, bazılarınkısı 1 milyon puan. Peki bu değer nasıl artıyor? Üzerinde çalışma yapılarak oluyor sevgili arkadaşlar. İlk önce bir bakılması gerekiyor. Bir analiz edilmesi gerekiyor. Bundan ne çıkar? Ne olur? Sonra kesimler yapılıyor. Düzeltiliyor. Sağa solu düzeltiliyor. Kırpılıyor. Sonra üzerine çalışmalar, uzun süre çalışmalar yapıldıktan sonra o plak gibi şeyin üzerinde döndükçe, oradaki kesim yapıldıkça pırlanta haline geliyor. Ve bir karat pırlanta en ucuz 10 bin dolardan başlıyor sevgili arkadaşlar. Bazıları da o pırlantanın beyazı fazlaysa, lekesi az ise 100 bin dolara kadar fiyatı artıyor. Şimdi şuraya gelmek istiyorum. Herkes değerli. Herkes değerini de arttırabilir. Yani hiçbir insana biz sen kötüsün diyemeyiz. Sen yapamazsın diyemeyiz. Sadece yapması gereken şey değerini arttıracak. İnsan aynı o şekilde pırlantadaki çalışma gibi plakın üzerinde sabırla dönerek şekilde değerini arttırabilir. Devamlı duyduğunuz ve bizim de devamlı dile getirdiğimiz bir hadis-i şerif var. İki günü bir olan ziyandadır. Yani iki günü aynı olan ziyandadır. Hayatını israf ediyor. Yani hayatına değer vermiyor.
değerini yükseltmediği için israfa giriyor. Sanki şöyle düşün, bir araba var, çalışıyor, sadece yakıt tüketiyor, ilerlemiyor. Sen eğer kendi üzerine çalışma yapmazsan o pırlantadaki gibi, yani o plakın üzerinde sabırla kendi üzerinde çalışma yapmazsan, yani işlemezsen o pırlantayı, o cevheri, o içindeki cevheri, o zaman değer kaybediyorsun. Diğer insanların yanında değerin düşüyor. Hadis-i şerifteki gibi iki günü bir değil de devamlı kendini geliştirirsen, kendi üzerine yatırım yaparsan, kendine değer katarsan, o zaman pırlantadaki gibi senin fiyatın artıyor, senin değerin artıyor. Sana ona göre önem veriyorlar, sana ona göre değer veriyorlar. Mıknatıs gibi insanları çekiyorsun. Çünkü senin bir özelliğin var, senin bir değerin var. Pırlanta da öyle değil mi? Yani bildiğiniz o kaşıkçı elmas, Topkapı Sarayı'nda bulunan o kaşıkçı elması insanlar görebilmek için dünyanın öbür ucundan uçak bileti alıyor, para veriyor, yolculuk yapıyor uçakla, Topkapı Sarayı'na gidiyor, biletini alıyor, içeri giriyor ve kaşıkçı elması görüyor değerli arkadaşlar. Peki neden bu kadar çekiyor bu elmas? Değerli olduğu için. Sen de eğer kendi üzerinde çalışma yaparsan, değerini artırırsan, bir kere özgüvenin artacak, öz değerin artacak, öz saygın artacak. Sen daha özel olmaya başlayacaksın. Senin etrafındaki insanlar sana değer vermeye başlayacak. Sen de insanları yavaş yavaş çekeceksin ve senin sürekli değerin artacak. Pırlantalardaki gibi. Değersiz pırlanta olmadığını biliyorsunuz. Ama değeri düşük olan var, değeri yüksek olan var. Siz de kendi değerinize değer katabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Değer katabilmek için ne yapmanız lazım? Bir kere biraz önce söylediğim hadis-i şerifi yazın, not alın ve devamlı gördüğünüz bir yere asın. İki günü bir olan ziyandadır. Devamlı farkında olun. Kendinize önem vermeniz gerektiğini bilin artık. Bununla beraber ikinci hadis-i şerifte kendini bil ki ömrün zayi olmasın. Kendini tanımak, kendini bilmek, kendini bilerek ayak bağlarının ne olduğunu öğrenmek, yeteneklerin ne olduğunu bilmek. Bunu da yazabilirsin farkında olmak için. Ve sürekli onu gördüğünde harekete geçeceksin. Çünkü bekledikçe ziyandasın. İlerlemeyen, sürekli motoru çalışan araba gibi. Bekledikçe sadece yakıt tüketirsin. Şunu da söylemek istiyorum. Bu dediklerim zaten yaptıkça kendine değer vermeye başlıyorsun. Bakın, gerçek değer vermeye başlıyorsun. Kendine önem vermeye başlıyorsun. Kendine zaman ayırmaya başlıyorsun. Kendine zaman ayırmaya başlayınca kendine ilgilenmeye başlıyorsun. Üzerine çalışmalar yapıyorsun. O plakın üzerinde dönen elmas taşı gibi pırlantaya dönüşmeye başlıyorsun. Kıymetin artıyor. İlk önce bir ustanın yanına gitmeniz lazım. Yani bir taş ustası görmesi gerekiyor. Bakması gerekiyor. Analiz etmesi gerekiyor. Bu taştan ne çıkar? Ne olur? Hangi kesim buna uygun? Oval mı? Yuvarlak taş mı? Pırlanta mı? Damla taş mı? Hangisi bunun için uygun? Hangi kesim uygun? Bunun için bir taş ustasına gitmen lazım. Biz yıllardan beri Almanya'dan Avrupa'daki vatandaşlarımıza bu konularda yardımcı oluyoruz. Bizim yanımıza geldiklerinde biz onları analiz ediyoruz. Ayak bağları nelerdir onları buluyoruz. Yetenekleri nelerdir? İçindeki cevher nerede yatıyor? Yani uyuyan aslan nerede? Bu aslanı uyandırmamız için, bu cevheri, bu pırlantayı ortaya çıkarabilmemiz için ilk önce analiz gerekiyor. Analizden sonra biz ona ayak bağlarını nasıl kaldıracağını ve kendine nasıl değer katacağını ona gösteriyoruz. 6 yaşında çocuğu anlatır gibi. O kişi de uygulamaları yapmaya başladıkça ayak bağlarından kurtuluyor, değerini arttırıyor ve mıknatıs gibi bereketi, huzuru, sağlığı, özgüveni, kişiliğini, meslekteki başarıyı mıknatıs gibi çekiyor. Değerini arttırmak istiyorsan o zaman kendini geliştirmen gerekiyor. O zaman kendine değer katman gerekiyor. Dolayısıyla bu anlattıklarımı not al. Sonra gönlüne koy ve hayata yansıt. Bizim bu konuda sana da yardımcı olmamızı istiyorsan, sana da değer katmamızı istiyorsan, o zaman bizimle iletişime geçebilirsin. Bizimle iletişime geçebilmek için yapman gereken tek şey var. Videonun altındaki linke tıklamak, formu doldurup göndermek. Hangi elmas çeşidi bu kişiden çıkar, içindeki aslan nerede yatıyor? Biz o ön görüşmede size bunu adım adım anlatabiliriz. Bunun için yapmanız gereken hemen videonun altındaki linke tıklayıp formu doldurup göndermek. Ön görüşmede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.